Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleyi kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte doğru ve güvenilir bilgi konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. 4. ünitemizin 2. konusudur. Ders ekranıma geçeceğim ve ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF halini videonun açıklama kısmından alıp ücretsiz bir şekilde sizler de kullanabileceksiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hemen sözü daha fazla uzatmayalım ve konumuza geçiş yapalım. Bugünkü konumuz dediğimiz gibi doğru ve güvenilir bilgi. Peki. Eskiden insanlar bilgiye nasıl ulaşırdı? İsterseniz buna bir bakalım. Eskiden bilgiye ulaşmak için kitaplar, gazeteler, ansiklopediler, dergi ve basılı kaynaklar kullanılmaktaydı. Şimdi burada bir duralım ve ben sizlere birazcık eskiden kendi cümlelerimle, kendi örneklerimle bahsedeyim. Ben sizlerin yaşındayken ortaokul 5. sınıfa giderken Öğretmenimiz bize bir ödev verdiğinde, bir görev verdiğinde bunu araştırabilmek için bizim internet gibi bir kaynağımız çok yaygın değildi. Biz kütüphaneye giderdik, ilçe kütüphanesine, halk kütüphanesine gidip oradan bilgiyi bulabileceğimiz kitabı bulmaya çalışır. Teker teker o bilgileri bulabilirsek eğer yazardık. Şimdi eskiden bu iş böyleydi. Kitap karıştırılırdı, gazete araştırılırdı. Ansiklopediler vardı, eskiden çok meşhurdu. Eskiden bu iş böyleydi ama Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu iş biraz daha değişti. Hepinizin bildiği gibi internet bağlantılı akıllı telefonlarımız var, bilgisayarlarımız var, tabletlerimiz var. Yani sanal ortamda istediğimiz bilgiye kısa sürede anında ulaşabiliyoruz. İsterseniz bir örnek verelim. İnternete siz şunu yazın. Doğru bilgi diye yazın. Karşınıza Google'dan saniyesinde milyonlarca sonuç gelecektir. O yüzden bunun örneğini kendiniz deneyebilirsiniz. Dolayısıyla artık araştırma yapmak, bilgilere ulaşmak çok kolay hatta saniyelik hale geldi diyebiliriz. Ancak bir de şu bizim aklımızı karıştırıyor. Acaba internetteki her bilgi doğru mu? Orası da bizim kafamızı karıştıran nokta. İşte gelin onlara da bakacağız nasıl ulaşacağız doğru bilgiye. Bunu da göstereceğim bu derste sizlere. Günümüzde herhangi bir ödevi hazırlarken ya da aklımıza gelen bir sorunun cevabını ararken hemen nereye başvuruyoruz? İnternete başvuruyoruz. Ancak internette ulaştığımız her bilgi doğru ve güvenilir değildir. Çünkü sevgili arkadaşlar, internete herkes bilgi yükleyebiliyor, herkes bilgi paylaşabiliyor. Bu durumun sonucunda da şu çoğalıyor. Yanlış bilgi. Yani herkes bilgi yükleyebildiği için yanlış bilgiler çoğalabiliyor ve bizim kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. İnternetteki bilgilere ne kadar güvenmeliyiz? İnternetteki bilgilerin hepsi doğru mudur? İşte bu konuda sizlere nasıl araştırma yapmanız gerektiğini, doğru bilgiye nasıl ulaşmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi sağ tarafta sizlere bir örnek gösterdim. Şimdi medyada ya da internette gösterilen bir görsel var. Şu görseli gördüğünüzde büyük ihtimalle yani sağdakini görmezseniz büyük ihtimalle aklınızda şu oluşur. Bir köpek koyuna saldırmış ve onu yemeye çalışıyor gibi bir görsel oluşur. Ama fotoğrafın gerçek hali internete gerçek haliyle yüklenseydi şu halde görecektik. Yani kanala düşen bir koyunu çoban köpeği çıkarmaya çalışıyor, aslında yardım ediyor. İnternette kırpılan, kesilen bilgiler olabiliyor. Yani dolayısıyla yanlış bilgi çok fazla olabiliyor. O yüzden internetteki her bilgiye de güvenmemek gerektiğini sizlere baştan vurgulamak istiyorum. Peki biz internetteki bir bilginin doğru olduğunu anlamak için ne yapmalıyız? Hemen aklımıza bu soru geliyor tabii ki. İlk olarak yapmamız gereken tek bir siteden alınan bilgi ile yetinmemeliyiz. Yani bir siteden değil elde edilen bilgileri farklı internet sitelerinden ya da kaynaklardan karşılaştırmalı doğruluğundan emin olmalıyız. Diyelim araştıracağımız bir konu var. O konuyu bir kaynaktan bakacağız, öğreneceğiz, Aa bu acaba doğru mu deyip başka bir yerden de teyit edeceğiz, doğrulayacağız. Yani en azından aynı haber birkaç kaynakta aynı şekilde çıktıysa demek ki o bilgi doğrudur diyebiliriz. O yüzden araştıracağınız bilgileri tek bir kaynağa, tek bir siteye bağlı şekilde yürütmemeliyiz. Buradan bunu anlayabiliriz. İkinci olarak internette daha doğru sonuçların karşımıza çıkması için arayacağımız anahtar kelimeyi Google'a ya da işte arama motorlarına tırnak içerisine yazarsak daha doğru sonuç elde edebiliriz. Aşağıda olduğu gibi mesela ben sizler için burada bir görsel hazırladım. Diyelim ki sosyal bilgilerle ilgili bir şey arayacaksınız. Tırnak içerisinde bunu ararsanız eğer bakın burada zaten görebilirsiniz tırnak içerisinde gözüküyor. Ararsanız size burayla ilgili daha doğru elenmiş, filtrelenmiş sonuçlar çıkacaktır. Yoksa sosyal bilgi deyince internette önünüze Milyonlarca şey gelebilir ama belki böyle alırsak sosyal bilgiler bir ders olarak gelir ve orada daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Yine internette herhangi bir bilgiyi araştırırken sevgili arkadaşlar resmi kaynakları kullanmalıyız. Mesela kullanacağımız siteler Go uzantılı, Edu uzantılı ve K12 uzantılı resmi sitelerden araştırmamız daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Hani internete girdiğinizde www.bilmemne.com diyoruz ya. Hani com, gov gibi. İşte buradaki gov, edu, 12, k12 bunlar resmi sitelerdir. Mesela gov devlet sitelerindir. Edu üniversitelerindir. K12 okullarındır. Bunlar resmi site olduğu için doğru bilgiye buralardan net bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yine burada yapmamız gereken bir diğer şey. Yayınlanan bilginin tarihine bakıp o tarihin güncel olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani tutup da 2024 yılında 2015'in haberine göre hareket edersek, 2003'ün haberine göre hareket edersek yanlış bilgiye ulaşabiliriz. Dolayısıyla yayınlandığı tarih de bizim için önemli. Güncel olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Yine yapacağımız şeylerden bir tanesi ulaştığımız bilgiyle alakalı 5N 1K kuralı denilen bir şey vardır. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Ulaştığımız bir bilgi ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden soruları, bunlar 5N oluyor. Bir de K kim sorularına doğru ve tutarlı cevap verebilmelidir. İşte bizim araştırdığımız kaynaklarda bu bilgileri sağlayabiliyorsa o bilgi doğru bilgi demektir. Ama baktık ki çelişkili bir durum var. O bilginin yanlış olma ihtimali de vardır. Dolayısıyla en son olarak yorum olarak şunu söyleyebiliriz. İnternette gördüğümüz her bilgi doğrudur diye atlamayacağız. Birkaç farklı yöntemle ve teknikle bu bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Yapacağımız en önemli şey birden fazla kaynak kullanmak, resmi kaynakları, resmi siteleri kullanmak, burada güncel olup olmadığına dikkat etmek ve araştırdığımız bilgiyi 5N1K kuralıyla kontrol etmek olacaktır. Sevgili arkadaşlar, internetteki bilgilere doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki sayfaya geçtiğimde yeni konu başlığını görüyorum. İnterneti nasıl kullanmalıyım konusunu da bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hemen büyük ekranıma geçiş yapayım ve kapanışımızı yapalım. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.